Hala biraz daha dengeli otur lütfen. Kusura bakma evladım, motosiklete binmeye alışkın biri değilim. Çok teşekkür ederim oğlum. Zübeyre ne olacak dersin? 400 bin rupi çok büyük bir para. Bu parayı bir araya getirmek istesem bile bu halde satacak hiçbir şeyim yok benim. Oğlun kefaletle salınsın istiyorsan bu parayı bulman şart. Başka yol yok. Mahkeme kararı böyle. Sen yine de bir bak derim ben. Yakın akrabalara falan bir sor. Sorarım. Ama bu kadar büyük bir meblağı çıkarıp verebilecek kimse yok. Allah büyük. O ne derse olur. Hayırlı günler. Alo Prakash. Bir şey soracağım. Benim için yardıma muhtaç müvekkiller fonuna bir bakar mısın? Hayır, hayır. Bu benim bir müşterim için. Evet. Bir genç. Ve şimdiye kadar masum görünüyor. Bakacağız. Hesaba bakıyor musun? Harika. Hayır. Şimdilik gerek yok. İhtiyacı olursa seni haberdar ederim. Kim bilir, belki yakınlarından biri el atar. O zaman bize gerek kalmaz. Hı. Evet, yaşlı bir anası var. Başka kimse yok. Hayır, bugün ofise uğramayacağım. Zara ile Kadir'in veli toplantısına katılmam lazım. Oraya gidiyorum şimdi. Evet. Dur biraz. Baksana, beklemede bir çağrı var. Ben seni ararım, hadi görüşürüz. Alo? Merhaba baba, neredesin? Kızım, merhaba. Okul yolundayım canım. Bugün veli toplantısı var ya. Neden sordun? Ne oldu ki? Sen beni müdürenin telefonundan arıyorsun. Gerekli durumlarda bu telefonu kullanmamızı söyledikleri için babacığım. Ne oldu ki? Bugünkü toplantı iptal edildi baba. Gelecek aya iptal etti. Yani bugün gelmen gerekmiyor. Baba ben de arayıp haber vereyim dedim. Ben artık kapatsam iyi olacak baba. Çünkü bekleyenler var. Sonra görüşürüz. Seni çok seviyorum. Ben de seni canım. Benim şeker kızım. Yalan söylemeyi hiç beceremiyor. O kadar beceriksiz ki bu yalan dünyada ne yapacak merak ediyorum.